Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığı ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonuna açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Yine elimde şöyle tek renk mürdüm rengi bir türbentim var. Şöyle 25 numara mürdüm rengi. Aslında tülbentim de bu koyulukta, bayağı bir koyu renk. Fakat arkadaşlar, ışık yansımasından böyle biraz açık tonda çıkıyor. Size çok güzel bir model hazırlayacağız beraber. Ee, o kadar inceye o kadar zarif bir arkadaşlar e, yapacağımız model. Şöyle ilk başlangıcını da sizle beraber başlamak için modeli başlamadım, başlangıç noktasını da görün diye. Evet, şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. İpimizi tığımıza tutturarak şöyle başlıyoruz arkadaşlar. Tülbentimizi alalım. Şöyle tülbentimin kenarını ikişer zincir çekerek tığ battı işlemlerini yapıyoruz. 696 nolu videomda tüm püf noktalarıyla tülbent kenar tığlama işlemi mevcut arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi ipimi tığıma bir zincirle tutturup üzerine 3 tane dolama yapıyorum. Buraya şöyle bakın iki sıkı sıkı yapışma bir bakın arkadaşlar o tutturarak şöyle kalın bir trabzan lazım bizlere. Evet 4 seferde aldım. Şöyle şimdi 6 tane zincir çekiyorum. Ve yine 3 defa tığımı doladım. 6 zincirimin üzerine 3 defa tığımı doladım. Aynı tığ battığının içine girdim. Şöyle oturtturarak bakın 2 2 fazla çekmiyorum. Sadece 2 2 alarak yukarı doğru çıkıyorum. Şöyle bu şekilde kalın ve orta boy bir trabzan yaptık arkadaşlar. Şimdi yine 3 defa doluyorum. Bakın hiç zincir çekmedim. V şeklinde bir yuva yaptık. Bir tane bırakıp ikincinin içine giriyorum. Yine aynı şekilde şöyle oturtturarak 2 2 uzamasın. 2 2 ve sıkı sıkı almak için bu şekilde 3 defa doladım. 2 defa dolayınca hem sıkı alınca çok küçük oldu. O yüzden bu şekilde 3 sefer dolayıp 4 seferde sıkı sıkı alıyoruz. Kalın bir trabzanımız oluyor. 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincirimin üzerine yine 3 defa tığımı doladım. Aynı tığ battığının içine giriyorum. Yine bakın oturtturarak şu kısmı şöyle özellikle göstereyim. Bu şeyin trabzanın özelliği, modelin özelliği bu şekilde. Sıkı sıkı oturtturarak kalın bir trabzan elde etmek. Evet 3 defa tığımı doladım. Bir tane bırakıp ikinci tığ battıya giriyorum. 2 2 2 ve 2. Asla uzun bir trabzan elde etmek değil amacımız. Böyle kalın trabzanımız olacak. 2 3 4 5 ve 6. Yine arkadaşlar 3 defa doladım. Aynı tığ battıya giriyorum. 2 2 2 ve 2 Şöyle dört seferde bir trabzan. Şu görüntü olacak arkadaşlar. Hem uzun çekince de marullandırırsınız bakın. Bunun amacı böyle kalın ve şöyle orta kare bir trabzan olmaz Aynı şekilde devam edecek. Umarım dediğim anlaşılmıştır arkadaşlar. Burada belirtmek istediğim tek şey trabzanları sıkı sıkı ve kalın almak. Başka bir özelliği yok. Şöyle 4 seferde 2 2 ipi uzatmadan şu orta boy bir trabzan. 4 5 ve 6. 3 defa tığımı doladım. Aynı tığ battının içine girip şöyle bakın oturtturarak 2 2 ve 2. 3 defa tığımı doladım. Bir tane bırakıp ikincinin arasına giriyorum. Şöyle 2 2 ve 2. 6 zincir. 2 ve 3. 6 zincirin üzerine 3 defa dolayıp şöyle 2, 2 2 2 ve 2. Bu şekilde yapıyoruz. Hemen yine 3 defa doladım bir tane bırakıp şöyle ikincinin içine 2 2 ve 2. Bakın arkadaşlar inci gibi çok güzel oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Işığı yine çok uzağa bırakmışım arkadaşlar. Direk görünmüyor. Geçişlerde. Şöyle yakılaştırayım. Bakın daha net oldu. Evet. 3 defa doladım. Bu tığ battımın içine girip şöyle 2, 2, 2 ve 2. Şu kısmı görmeniz için bu şekilde tutuyorum arkadaşlar. 3 defa tığımı doladım. Bir tane bırakıp ikincinin içine şöyle 2, 2, 2 ve 2. 6 tane zincir. 3 defa dolama. Aynı tığ battıya sıkı sıkı bakın şu şekilde 2, 2, 2 ve 2 şöyle kalıp gibi kalın bir trabzan 3 defa tığımı doluyorum bir tane bırakıp ikincinin içine girip şöyle 2 2 2 ve 2 6 zincir yine 3 defa doladım aynı tığ battıya giriyorum şöyle 2 2 2 ve 2 asla ipimi uzatmadan Uzun trabzan bacağı istemiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar şöyle devam edecek. Bakın yakın plan tutayım. Evet ben biraz bu kadar daha yapıp hemen ikinci sıraya geçelim arkadaşlar. Zincir çekerek ipimi tığıma tutturdum. Yapmış olduğumuz şöyle modelimi alıyorum. İlk yuvadan sık iğne ile ipimi buraya sabitleyerek tuttum. Evet buralara sık iğne yaparak ince gibi şimdi olmasını sağlayacağız bu 1 2 3 4 5 6 ve 7 evet, ilk sık iğnemiz 7 oldu diğerleri de ona göre hep 7 olacak arkadaşlar simetri sağlamak için bu ara kısmı da geliyorum bir tane Buraya hiç zincir çekmedik ama sık iğne yapıyoruz. Şöyle boş durmasın o kısımda. Şöyle renk katılsın. Sonra sıradaki yuvaya geçişimi yapıyorum. Bir de 7 yaptığımıza göre ikinciye de 7 yapacağız. Şöyle 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğne yine yaptım. Ara kısma da bu şekilde girip Şöyle. Bakın ince gibi gerçekten çok hoş oluyor arkadaşlar. Hemen sıradaki yuvama geçiş yapıyorum. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş, altı. Buraya altı ise altı. Ben şöyle bir tane daha fazla yapıp sonraki aldırıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bombili güzel duruyor. Yine sıradaki yuvaya geçiyorum. Aynı şekilde. 1, 2, 3, 4, şöyle tutayım daha net. 5, 6 ve 7. 7 tane 8. bu araya yine sıradakine girip şöyle 1 2 3 4 5 6 ve 7. 8. yine bu tramp sana geçiş yerine kapattım. Bir ek kattım. Şöyle 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğne yaptık yine ara kısma bir tane de hemen sıradaki yuvaya sık iğneye geçiyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 8. yine yuvaya kapattım bu şekilde tüm bu 6 zincirli yuvaları 7'şer sık iğne ile dolduruyoruz 1 2 3 4 5 6 ve 7 hemen ara kısmı da kapattım. Sıradaki yuvaya geçiyorum. Şöyle bir 2 3 tığ'ı taktık. 3 4 5 6 ve 7. Hemen ara boşluktaki yuvadan şimdi sıradakine 1 2 3 4 5 5 6 ve 7 ara kısma sık iğne ile sabitledim hemen sıradakine geçiyorum şöyle yapması çok zevkli olduğu için devam ettim arkadaşlar bakın bu şekilde çok güzel oluyor hemen e, e kalan kısmı tamamlayıp geleyim arkadaşlar evet arkadaşlar bakın modelimiz bu şekilde şöyle tamamladık modelimizi e, şöyle hafif biraz değdirdim ipi arka tarafında şöyle sizlere daha güzel gözüksün diye arkadaşlar modelin bakın bu şekilde oldu çok da güzel oldu çok hoş ve şöyle incecik bir model yapımı da kolay kalın trabzanlı üzeri sık iğneli bir model bu beyaz rengin içine hangi rengi daha çok yakıştırırsanız mavi olur sarı olur onlarla da deneyebilirsiniz tabii ki de Şöyle sıralı model. Sıralı incecik. Şöyle yapımı kolay bir model hazırladım sizlere arkadaşlar. Evet. Modelim bu şekilde. Şöyle bir de tülbentin üzerine koyayım. İkisi aynı renk boğulur olur mu bilmiyorum ama. Şöyle güzel çıkarsa belki ekrana anlaşılır bir desen olarak. Evet. Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Şöyle bir de tersini göstereyim. Evet arkadaşlar modelimiz hazır. Bakın çok güzel. Çok hoş bir model hazırladım sizlere. İnci gibi şöyle de dizdim. Kalın trabzanların üzerine. Çok hoş ve zarif bir model oldu. Bir de şöyle arkadaşlar. salantılı haline de bakıtayım. E, modeli ters mi tuttum acaba? Yok doğruymuş arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. hoş ve zarif durdu. bakın arkadaşlar şöyle modelimiz evet modelin yapılışı bu şekilde arkadaşlar sizler de eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim videolarım devamı için böyle kanalımın yeni videolar görmek için bana destek olmayı unutmayın Allah'a emanet olun arkadaşlar Hoşça kalın. Şöyle bir de son olarak yemeninin üzerinde de nasıl oluyor bakın isterseniz Hoş. Aynı renk olduğu için inşallah şöyle ışık vurmadan, boğulmadan çıkacaktır. Evet. Modelim bu şekilde.